Güllaç hiç sevmiyorum Zuhal. Sen de ne seviyorsun? Güllaç'ı evet, sevmem, onu sevmem, enginar yemem. Sütlaç ve güllaç. Aa, sütlaç da sevmiyorum. Evet, ikisine. Ben ne güzel tatlılarımızdır. O konuda çok şanslıyım. Ben ne olursa yiyorum. Tadı güzel. Ve kilo almıyorsun galiba. Şimdi Zuhal'ın doktorun demesine göre benim metabolizma hızım bayağı yüksekmiş yatarken. Neyin? Metabolizma hızı. Ha, yani, metabolizma hızı yüksekmiş. Bayağı yüksek. Mesela ben... Yakıyorsun hemen. Benim yatarken metabolizmam sizin gündelik hayattayken olan metabolizmamış. Ne şanslısın. Kıskanılacak insanlardan. Keşke olmasaymış evet. Gerçekten. Niye? Dünyam çok zayıf düşüyor Zuhal. Ben kışın hasta olmaktan ölüyorum yemin ederim. Allah korusun. Yani her gün... Çok zayıf olmak da iyi değil. Tabii ki de. Ayda iki kere en az hastanede oluyorum. Aaa yani. Serum, iğneler yeri geliyor. Zayıfsın, çok zayıfsın. Ve evet. Bu yüzden çok iş kaybı da yaşadım ben Harun zamanında. Harun Bey, menüleri değerlendirelim evet. isterseniz. Ben sordum be siz de Allah yani, Allah. Yani Sevda'nın hanım. Ama birazcık bence... Konuştu. yemek işimiz yemiyor musun dedik. Adam evet. zayıf, yok, adam yiyorum. Ama gerçekten. Bence menüler hakkında konuşsak, sohbet konuşuyoruz etsek. Işte, bir tamam. tatlımız kaldı. Arada inşallah da onda bir kaynaşmak iyi gelir. Rövanş bekliyoruz. Bir kaynaşacağız her arada şeyden. Arada kaynaşalım yani Sevda'nın hanım. İlla ki yani motomotik. Şu ana kadar hiçbir yemek bana göre wow demedi. Wow yok. Evet. Sana göre bir wow var mı? Bana göre de wow. Bence çok basit, aşırı basit. Bu arada basit. Zuhal Hanım salataları da götürmesi gerekiyordu. Götürür, götürür. Tatlılar gelmeden önce götürmesi gerekiyordu. Tatlıları getirdi maalesef. Tatlılar geldi ama şeyler... Keşke ki... salataları önce götürseydiniz. Şimdi ben bunun farkı ne dedim ama cevabını alamadım. Bunun cevabı normal güllaçtan biraz daha sütlü olması. Ve içinde kesmik olması, kaymaklı kesmik olması. Normal güllaç zaten çok sütlü olur yani. Hani. Kesmik yani bu ondan içinde. Bir tık daha sütlü ve evet, içinde belli. Kesmik ve kaymak var. Normal güllaç içinde kesmik ve kaymak yok. Ceviz, çilek, muzdan yapılıyor. Kesmik nedir bu arada? Kesmik normal sütü kaynattıktan sonra içine limon sıkılarak onun süt proteinini alması, suyundan ayrılması sütün. Onu da ben ayrıca daha lezzet versin diye kaymakla karıştırdım. Evet. Normalde... bu tepside yapılan bir tatlı ya da sarma gibi yapılan. Peki ama ben bugün... siz neden böyle yaptınız? Çünkü biz onu tepside yaptığımız zaman porsiyonunu verip hemen tüketiliyor. Burada içeride bekleme süresi olduğu için güllaç yayvan bir şekilde almasın, yayılmasın, açılmasın diye ben de bunu porsiyon tabaklarda dilim hesabı olarak size sunmak istedim. Ömer Bey, görsellik çok zayıf olmuş. Yani en azından üzerinde bir kırmızı nar, çilek bu tarz bir meyve görebilirdik. Normal güllaçlarda evet onu öyle sütürüz ama yalvaç güllacında normalde ceviz dahi konulmuyor. Ama ben bunu çok sade bulacağınız için evet. ekstradan olmayan cevizi bana ekledim. Bana dediğin yani. Bu muydu? Sunum yaptım. Normalde böyle değil dedi buzdolabında göster. Yani ceviz ekstra senin sunumun. Yani normalde peki, börek kağıdı da olmuyor. Sen sürekli bir tepsiyle mütemadiyen. Diye... Evet fark ettim. Yani bunda sunum daha olmuyor derken Ömer Bey nasıl sunum olmuyor? Yani normalde bu dünya mutfağında ya da restoranlarda sunulan bir tatlı değil. Bu normalde yörede köy halkını evlerde yapıyor. Ben de bu tatlıyı normalde şans eseri öğrendim. Abim Isparta'da üniversite okuyordu o dönemlerde. Ne güzel. Yanına tatile gittiğimde oralı yörenin halkından bir insanların bize ikram ettiği tatlıyla öğrendim. Ne güzel. Sonradan da tarifini aldım. Çünkü internetteki tarifler bununla aynı değil. Peki. Hemen bunları içeri bırakıp geliyorum. Ben şu an cevizli süt yiyorum. Zuhal Hanım. Cevizli süt. Hande evet, Hanım da sürekli bakın. Benim içimden geçen yorumları çalıyorsunuz bu arada. Şöyle göstereyim. Süt gevreği gibi. Süt gevrekleri oluyor ya. Zuhal Hanım biraz da fazla ya. Şekerli gibi. Evet, çok evet. Şekerli bayıyor. Şekerli bayıyor. Hiç güzel sesler evet. Yükselmiyor yani kafadan. Şekerli olması, sütün şekerle kaynatılması ve içinde kaymak olmasından kaynaklı olabilir. Tatlı olduğu için de şekerli olması normal. Şimdi tuzlu bir tatlı olmayacak yani, için ben şekeri yoğun kullandım yani. Biraz da yarışmacıları dinleyelim tatlı ile ilgili. Neden güllaç tamam. seçtiniz Ömer Bey? Daha değişik bir tatlı seçebilirdiniz. Şerbetli. Çünkü... Şerbetli olabilirdi veya... Daha önce bu yarışmada yapılmadığını gördüm. Ben yapılmayanları yapmak için getirdim yani bu ürünü. Normalde sizin için çok basit olabilir güllaç yapmak ama evet. o kesmeyi kestirmek, tutturmak, kaymakla karışımının ayarlanması ve... Bunu bu seviyede hani sütünün böyle olmasının yapılması çok kolay bir şey değil. Size kolay gelebiliyor ama aslında böyle değil. Yani bunu da sizin haftalarınızda siz de mutfağa gittiğiniz zaman kamera mutfak karşısında izlersiniz nasıl yapıldığını anlayacaksınız. Evet. Peki. Ya, beğendin mi peki? Yani bana çok şekerli geldi. Bir de görüntüsü hoşuma gitmedi. Yani en azından renklendirebilirdi sunum olarak söylüyorum. Biraz da şekeri az olabilirdi. Onun dışında görüntüsü peki... Sarmadı. Tekrar tadına bakacağım. Damla? Ben yorum yapabilirim. Tabii ki. Zaten Damla dedim. Beğenmedim. Üzgünüm. Niye beğenmedin? Tatmin olmadım.
Yani çok basit yani yerde. Tatmin olması zor. Tatmin evet. etmesi zor zaten bir kadına benziyorsun. Zaten sevdiğim bir tatlı değil. Çok da lezzetlere biraz kapalısın galiba sen mesela. Onu yemem, bunu sevmem. Çok aslında değil. Çok değil fazla misin? Değil ama denk bugün, geldi bugün denk geldi. Evet. Enginar güllaç denk evet, geldi. Evet denk geldi gerçekten. Yumurtalı yemekleri de sevmem bu arada. Yemek evet. yaşmasındasın bu arada. Evet, evet ama normalde yiyemiyorum, alerjim aa. Var. Aa alerjim var. Yumurta yemiyor musunuz? Yumurta yiyorum ama yemeklerin içerisinde mesela ıspanakta, pırasada, sebze yemeklerin içerisinde yiyemiyorum. Tatlınız ben güllaç sevmediğim için ama lezzetine bakacağım. Hani değerlendirmeyi o şekilde yapıyorum. Çok fazla şekerli. Ceviz çok fazla var içerisinde. Ya içine ceviz koymadım. Sadece cevizi üstüne koydum. Üstünde mi var? Ben içerisinde de var zannettim. Yok içinde yok. İçinde sadece kesmik ve kaymak karışımı var. Yani şekerli olması da... O sertlik kesmik ve kaymaktan geliyor değil evet. mi? Şurada bir sert tabaka. Kesmik ve kaymaktan. Kesmik ve kaymak. O tabii biraz dinlendiği zaman sertleşiyor. Ben sertleşiyor. Sizden bunu beklemezdim. Evet. Daha farklı bir tatlı. Daha bu sofraya tatlı yakışacak. Daha... Yani... Şerbetli, güzel bir tatlı yapabilirdiniz. Çünkü siz bu alanı okudunuz. Gastronomi öğrencisiniz. Yani ben şunu da söyleyeyim, sürekli gastronomiye yüklüyorsunuz ama... Gastronomiden ziyade... Ben 2 sene bunu okudum. Pastanemiz var dediniz değil mi? Evet, 2 senede neler öğrendiniz? 2 senenin ilk senesinde sadece teorik yazılı eğitim. 1 senede sadece... Sonuçta şimdi hayat kesin... öyle diyorsun, haklısın kendi açından da. Sonuçta bir eğitim almışsın yani. Onlar evet. demek istiyorlar ki sen profesyonelsin. Bize göre. Yani bizden daha çok şey. Onlar amatör. Yani ondan hiçbirinin ziyade, mutfakla ilgili bir deneyimi yok değil mi profesyonel olarak? Evet. Ondan ziyade pastanemiz var dediniz evet. değil mi? Kaç yıldır pastanedesin sen? Yani kaç ben 10 yaşından beri pastanedeyim. Bir pastaneci olarak gerçekten bu güllacı, bu davet sofrasına yakıştırdınız mı? Evet yakıştırdım. Ben size yakıştıramadım. Ben gerçekten yakıştırdım. Yani ben zaten sofrada benim hani, bugün seçtiğim yemeklerin hepsi davet sofralarında sunulan basit. Şeyler. Yani o zaman sizin ne tatlı yapacağınızı ben çok merak Vallahi ediyorum ben yani. Onun bütün menüsünü yani merak ediyorum. İçinde kesmik yani, olan, limonla günüm, kestirilen, kıvamının çok zor tutulan bir tatlıyı nasıl bu kadar Ömer basit Bey. Gördünüz? Yani çok tatlının yani. Zahmeti ama bir kere menüden farklı zaten. Yani şöyle Ömer Bey, benimkini. Kendi tatlınıza da bakınca sütün içerisinde siz cevizler yüzüyor. Size de bir şey diyeceğim. Yani, ne var bunun içinde böyle sanki... Kaymak kesmik. Varmış kesmikten. Çok, kesmik o sertte veren o. Yufkanın içini çok şey yapmıyor yani sert. Hamurumsu gibi bir şey olmuş. Yani tam ememiş zannedersem. Şimdi ben de yalvaç güllacı ilk defa evet. yiyorum. Ve ondan süt... sordum o sertlik olması ondan mı olması gerekeni ben tam anlamıyla bilmiyorum Zühal Hanım. Nasıl olması gerekiyor ben de bunun bilmiyorum. Hani? Şimdi yalvaç belki haklı da olabilir. Çok severim. Haklı da olabilir. Ben de özellikle ben Ramazan ayında annem de çok güzel yapar. Ama yalvaç güllacı ilk kez senin elinden yiyorum. Onun için sordum bu sertlik normal mi diye. Olmamış. Çok katı bir yani şey var. Yani bence daha farklı bir tatlı tercih edebilirdiniz. Ben yakıştıramadım. Yani, İnşallah onu da sizin sofranızda daha farklı lezzetler görmek istiyorum. İnşallah. Ömer Bey, güllaç gerçekten ilk başta geldi. Güllaç resmen sütün içinde yüzüyordu. Yani kesinlikle. Olması gerektiği gibi mi? Çok sulu bilmiyorum. Mu? Sulu mu olması gerekiyor? Ben, yani normalde hani, diğer güllaçtan daha biraz daha sütlü olması menüye gerekiyor. Menüye baktım. Çünkü içinde kesmek benimkinde evet. kaymak olduğu yok. Benimkinde süt yok ya. Yok. Benimki yani çok katı. Ben de sizin aksinize. Şimdi bir buna bakın bir buna bakın. İki farklı tatlı görüyorum. Ben evet. onun için seninkine demin de bir el. Seninki ne kadar yumuşak. Benimkinde süt yok. Siz fazla sütlü diyorsunuz. Ben... Evet. Katı böyle kurumuş yufka yiyor gibiyim. Evet. Niye böyle benimki? O sütünü da ayarlayamamış gelmiş orantısız. Herhalde. Seninkine bak, benimkine bak. Ben sadece en son kendime koyduğum için sütünü biraz fazla koydum. Bende hiç normalde süt yok. Benimki... Bir de aşırı sert. Aşırı sütlü. Ben böyle olmaması evet. gerekiyor. Yani şöyle sarıla sarıla. Normalde böyle sarı sarı. Niye yaptın? Ama belirli bir zaman açılıyor. Görünüyor. Ben de açılmaması İki için ya da böyle... porsiyonluk yaptım. Ha evet. sen böyle kasede anladın. Sunmak normalde istediniz. Güllaç tepsinin içinde, sütün içinde beklediği için ama sanki benimki gibi oluyor. Sert değil bu. Baksana Ömer. Yumuşak, akışkan. O normal güllaç ama. Şöyle sarılıyormuş. Evet. Dolma gibi. Bu daha yani kolay gelecek. Yani bir de durmuyor. Yani en güzeli orada. Şu. Ama bak gene bir nar, bir fıstık koymuşlar. Evet, bakın ne kadar hani koyulmaz diyorsun ama bu, keşke koysaymışsın. Hepsinde bebizim. Var bak. Yani evet. görsellerde öyle ama ben yalvaçta öğrendiğim gibi orada anladım. Gibi yapmak. Demek orijinali yani evlerde şey böyledir. Saygı duyuyoruz yani ama yarışma olduğu için evet. yarışma olduğu için bir görsellik görsel bekliyoruz. Yani evet. çok affedersin ama yani sanki biraz benimki bana fazla şekerli geldi. Şey gibi yani şekerli. Yufkayı ıslatmışsın bulamaç gibi bir şey bak sen de bak. Evet. Doğru ben görüyorum. Ömer Bey. Çok sert bak elle bak kaşıkla. Ben haksız yorum yapmak istemem doğru, çünkü. Doğru haklısınız o sütünü biraz. Yani mesela baksana şuna bak. Çok ne güzel. Kadar güzel. Evet.
Yani gözü sanki böyle doyuruyor. Olmamalıydı gibi geldi. Daha böyle göze hitap ediyor. Evet. Bir de daha yumuşak gibi bu. Hani kesmik ve evet. Şeyi anlıyorum galiba. Görünüş olarak öyle görünüyor. Zaten yine içerisine sarılmış. Ömer şey. Bey'ler olmaz diyorsunuz ama az önce ceviz de olmaz demiştiniz. Koymuşsunuz. Narı yani da koyabilirsiniz. Nar da olmaz. Normalde demedim. Ceviz normal olmaz bunun üstüne. Ben sunumu ben de sade demeyin dedim. Diye peki. Koydum dediniz. Başka bir şey söylemek isteyen yoksa tatlı ile ilgili haftanın ilk açık oylamasına geçiyoruz. En az bir 6-7 puan vermelerini bekliyorum. Kendilerinden de çok ama çok iddialı sofralar bekliyorum. Çok iddialı yemekler bekliyorum. Çok lezzetli, kusursuz tabaklar bekliyorum ki bu yorumların haklarını vermeleri lazım.